Neden bu işi yapıyorsun? Biz cinleri nasıl görebiliriz? Cinler insanları öldürebilirler mi? Peki bu göz perdesini nasıl kaldırabiliriz? Cinleri bize tarif edebilir misiniz? Aşırı porno filmi izlemek bir cin musallatının belirtisi midir hocam? Yüzleşme serisinde bugün değerli bir arkadaşımız, değerli bir hocamız bizlerle birlikte. Kendisi hüddamlıkla alakalı şu anda özel bir ders alıyor. Hatta dersinde son sefalarına geldi ve bize güzel bilgiler vereceğinin müjdesinde bulundu. Bu arada hocam gibi veya birileri bizlerle yüzleşmek istiyorlarsa ben aşağıya bıraktığım mail adresinden yeraltıbasvuru@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Oradan da bize ulaşıp bizden yüzleşme için bir randevu dileyebilirsiniz arkadaşlar. Sizlerle yüzleşebiliriz. Bu işe ben bir 5 sene önce merak salmıştım. Yani iş olarak değil ama çevremizde çok insan vardı bu şekilde. Hani cinlenmiş, büyülenmiş, ya buna büyü yapmışlar, cin musallat olmuş demişler. Devamlı bu şekilde olduğunda ben dedim hani neden insanlara yardım edemiyoruz? Çünkü hangi hocaya gitsen, hangi şeye gitsen bir para istiyorlar senden sevgili Muhammed. Hani bin milyar, 1,5 milyar, 3 milyar, hani çoğu insan bunu veremez ki bu işte parayla olacak bir şey değil yani. Ya ben tamamen karşıyım Allah'ın, hatta benim şu andaki durumlarımda da en başta gelen birilerinin para üzeri dua okumaya kalkması beni o kişiden uzaklaştırdı arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Bu da buradan size bilgi gelmiş olsun. Yani birileri işi paraya çevirirse benim yanımda olamazlar zaten. Allah'ın duasını okumanın bir ücreti olmamalı. Tamam. Tabii belki ki kitap yapılır. Mesela benim yaptığım gibi mesela kitap yapıyoruz. Biz masrafları var bu kitapların. Evet, illa ki. Onun illa masrafları karşılamak zorunda. Fakat ben sana işte Nas suresini okumak için para istersen bu tamamen saygısızlığa girer. Neyse konumuza gelelim hocam. Şimdi hüddam olarak, daha doğrusu bir hüddam talebesi olarak size sormamız gereken bazı sorular var. Bana sorular Instagram üzerinden geldi. Bu arada sizler de arkadaşlar sorularınızı Instagram üzerinden yeraltı film hashtag ile bizi bulabilirsiniz. Oradan sorularınızı iletebilirsiniz diyorum. Takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar bu arada. Evet. Hocam ilk soru, bu hüddamlık meselesi nedir? Yani hüddam ne yapar tam olarak? Yani şimdi hüddam ne yapar? Hocalarıma baktığım zaman öncelikle hüddam olacak kişinin keşfi açık olması gerekiyor. Yani kalp gözü dediğimiz olayın açık olması gerekiyor. Çoğu insan üçüncü göz, işte parapsikolojik olay, metafizik olay diye geçer. Hı hı. Hani bundayken belirli çalışmaları var. İşte 40 gün riyazete giriyorsun, hayvansal et, su, ne bileyim herhangi bir şey yiyip içmiyorsun. Hayvansalı komple kesiyorsun. Yani hüddam olmak için ilk başta bir zaman öyle tabii ki kafadan 2-3 sene, belki 4 sene yani hani öyle kolay değil. Kimine de Allah vergisi hani kalbi saftır, temizdir, namazında, niyazında devamlı abdestli olacak. Devamlı yani küfre girmeyecek, harama girmeyecek. Kalbi temizse ona da görünür, açılır ama o keşif ehli belli etmez kendini. Vardır üzerini sana okur, okuduktan sonra gider yani hani. Ama illa hüddam olacağım. Hani buna bir de sizin enerjinizin, sizin yıldızınızın, mesela Muhammed senin bakıldığı zaman yıldızın yüksek. Hani bir anne ismi, senin ismini alıyoruz, bakıyoruz biz. Kaldırabilir misin, kaldıramaz mısın? Bir de o var. O yüzden yani herkes hüddam olamıyor. Yok, herkes hüddam olamıyor. Hani boşuna herkes heveslenmesin. Çünkü hüddam olacak insanın da öncelikle kendine bakması lazım ki ben namaz kılıyor muyum? Allah'a ibadet ediyor muyum? İtaat ediyor muyum? Kur'an okuyor muyum? Devamlı abdesti geziyor muyum? Ne kadar sünnete riayet ediyorum? Bunlar yok. Bunlar olmayınca insanlar diyor ki ya ben şuna gireceğim diyor. O zaman 2 hafta boyunca ben bunu yapacağım diyor. Göreceğim diyor. Bu sefer diyor ki ses duymaya başladım. Tıkırtılar geliyor. İşte banyoda birilerini görüyorum. İşte camın arkasında. Bizim şekillerde olduğu gibi yani. Evet. Yani sataşıyorlar. Anladım. Bunlar sizlere uğraştığınız için. Yani onların çünkü kendi bölgesine girdiğiniz için, onların hayatını resmedip ya da yayınlamak için girdiğiniz için onlar sizi rahatsız ediyorlar devamlı. Etrafınızda dolanıyorlar. Bir şekilde açık arıyorlar diyebilirim yani. Yani biz bu işe ilk girdiğimizde bir hüddam hocamızın yanına gittik. Ben daha doğrusu gittim. Hatta ailem de geldi benimle. Onlar da çünkü benim yapacağım işi biliyorlardı. Yani ben yer altını kuracağım falan hayallerim varken hani böyle bir şey yapacaksak eğer bunun önlemini almamız gerekiyor diye hüddamın yanına gittik. Bana hüddam şunu söyledi. Muhammed tamam bu iş yapabilirsin ama bir gün korkarsan bu işi kaybedersin. Yani bu senin hayatınla, senin psikolojinle, her şeyini etkiler. Evet. Eğer korkarsan kaybedersin. Korkmadığın sürece yüzeysel mantıkla gidip işini yapabilirsin. Ama çok fazla aşırı neşeli olma, çok fazla ilgilenme. Mesela bana çok geliyor.
Hocam bende cin var, büyü var. Yani ben hoca değilim zaten. Bunu her zaman söylüyorum. Ben sadece araştırmacı. Evet. Yazar gibi düşünüyorum. Araştırmacı gibi. Benim mesleğim yönetmenlik yani. Ve ben hiçbir zaman ilgilenmedim bu işlerle. Hep geri durdum. Ondan dolayı da yüzeysel olarak gittiğimizde ve dualarla koruduğumuzda kendimizi, korkuyu da aşarsak bu işi yaparız diye düşünüyorum. Ama yine senin dediğin gibi yani bu iş seçilmiş insanlar da olmalı. Belki de biz onlardan bir tanesi olarak bu işi icra ediyoruz. Yeah. Hocam, ilginç bir soru var. Siz hüddamsınız ve cinlerle ilgileniyorsunuz. Sizler cinlerin artık böyle ağababasını tanıyorsunuz. Yani cinlerle oturup kalkıyorsunuz gibi bir şey. Siz korkmuyor musunuz? Yani size hiç mi zarar vermiyorlar? Yani şöyle söyleyeyim. Öncelikle ilk başlarda gelip gidiyorlar yattığın odaya. Hani seni korkutuyorlar, sesler çıkarıyorlar, şekillere giriyorlar. Hani en korkunu mesela şuydu, korktuğun var mı? Tabii ki ilk başlarda böyle Bismillahirrahmanirrahim, siyah yüzü kıllı şekilde, hani gözleri böyle fal taşı gibi onu diyeyim biraz ben sana. Bırakalım. Çünkü ben sana soracağım nedir tamam, ne değildir tipleri diye. O çok önemli çünkü bizim için. Tamam. Sen korkuyor musun yani? Tamam. İlk başta korktum, o önemli. İlk başta biraz sadece ürperdim. Çünkü hocam demişti ki korkarsan kaybedersin. Bizim korkacak bir şeyimiz yok. Önemli. Biz Allah'ın halifesiyiz bu dünyada. En güçlü olan biziz. Biz korkmayız. Onlar korksunlar bizden. Elhamdülillah. O şekilde şüphemiz yok. Bir soru daha var hocam. Bu da yine benim de merak ettiğim bir soru. Neden bu işi yapıyorsun? Şimdi neden bu işi yapıyorum? Çünkü çevremde çok gördüm bu şekilde büyü, musallat, cin. Cinler işte rahatsızlık verdiğini, hatta bir yakınımın midesine oturduğunu ve yemek yediği zaman hani Bismillahirrahmanirrahim tekrardan onu dışarı çıkarttıklarını. Allah. Evet, bu şekilde olaylar vardı. Ben de dedim ki bir araştırmak istiyorum. Hani kimdir, neymiş, nedir, ne yani bunlar nasıl yapılabilir? Nasıl yardımcı olabilirim daha doğrusu çünkü. Ondan sonra sağ olsun, Allah razı olsun bir hocam, Abdülkadir hocamız yardımcı oldu bize. Ondan sonra hani sadece insanlara yardım etmek için yani hani buna girdim. İş demeyelim de Allah rızası için. Peki yardım. Bu işten hiçbir zaman para kazandın mı? Yok, Allah'a şükürler olsun, elhamdülillah para kazanmadık. Elhamdülillah. Çünkü para için yapılacaksa mükafatını zaten karşısından almış olursun. Bu da bir işe yaramaz. Biz Allah versin her şeyini. Mükafatını Allah versin. Aynen öyle. Zaten hayır yaptığımızda karşılığını Rabbimizden bekleyeceğiz. Evet, 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 evet. Bir laf var hocam. Biliyorsunuz tuvaletler cinlerin meskenleridir diyoruz. Hatta biz çok çekime gittiğimizde tuvaletlerde başımıza bir sürü olay geliyor. Evet. Madem tuvalet cinlerin meskeni, biz oraya girerken nasıl bir korunma yapacağız da rahat edeceğiz? Sevgili Muhammed, şöyle söyleyeyim. Önceden aslında onlar bizim evimizde değillerdi. Eskilere bakıldığı zaman tuvaletler hep bir dışarıdaydı. Değil mi? Evet. Evden çıkıp oraya giderdin, yapardın tuvaletini, gelirdin değil mi? Hani? Evet, bak bu da güzel parantez arkadaşlar. Eskiye döndüğümüzde aslında eskilerimiz iyi şeyler yapmış. Evet. Biz onları kendi evimizin içine soktuk. Aldık evlerini, bulundukları ortamı, dedik ki bırakın orayı yaşamayı, artık gelin bizimle yaşayın dedik. Kendi evimize kendimiz soktuk. Bu sefer ne oluyor? Ekmek kırıntısına basıyorsun, tuvalete giriyorsun, ha aşağı ne oluyor? Rahatsız oluyorlar. Yani sen nimette giremezsin. Anlamazsın, belki çorabına yapıştı, belki elini, adam var elini yıkamadan direkt abdestine gidiyor. Girmeden bir destur çekilmeli, besmele çekilmeli girmeden. Birkaç saniye beklenilmeli ki onlar seni duyup, besmeleni duyup çıksınlar, dağılsınlar. Evet. Mesela banyoya giriyorsun, diyor ki banyoda diyor uzun süre kalıyorum diyor çoğu. Böyle diyor, bana diyor bir şeyler geliyor diyor, sanki böyle düşünüyorum, düşünüyorum, kuruyorum, kuruyorum, kurdururlar. Seni banyoda tutarlar devamlı. Eğer sen abdestinde, namazında değilsen, eğer sen bir yere bastıysan, hani onlara zarar verdiysen ya da çok korkuyorsan bunlardan, onlar sana vesvese vererek bu şekilde seni tutarlar. Banyoda müzik açarsın, küçük abdestini yaparsın, affedersin ama yapılmaması gereken bir şey. Ve banyoya girdiğimiz zaman da hani avret yerlerimiz genelde kapalı olsun. Son çıkmaya yakın. Çıkarıp hemen yıkanıp çıkmamız lazım. Yani bunu ben çok paylaştım Instagram üzerinde. Bu sefer diyorlar ki ya kıyafetten banyo yapacağız. Hayır hayır hayır. En basit o zaman bir boxer'la, yani hani boxer'ını giysinler. Hocam biz cinleri nasıl görebiliriz? Şimdi çok güzel bir noktaya değindin sevgili Muhammed. Cinleri nasıl görebiliriz? Bir defa bunu akıllarından silsinler. Geneli. İsteyen çok fazla var. Tamam. İsteyen çok fazla. Evet arkadaşlar, bunun birkaç metodu, yöntemi var. Var ama onlar için
zararlı. Ha, çok görmek istiyorlarsa eğer, çok görmek istiyorlarsa hissedebilirler. Nasıl hissedebilirler? Yataklarına yattıkları zaman sırt üstü bir şekilde gözlerini kapattıklarında kulağında bir çınlama. Çınlama. Evet, o çınlama oluştuğu zaman anlasın ki etrafında. Allah Allah. Tabii ki etrafında, hani direkt zaten yaklaşıp görmeleri imkansız çünkü şoka girerler. Evet. Çünkü şekilleri o kadar değişik ki hangisine rastgele denk gelir bilinemez. O yüzden hem bir anda görmeleri imkansız, hani uykuyla uyanıklık arasında görürler inceden, ama amaç yönelmek. Yani bunun metotlarından en azından bir tanesini böyle ufaktan bir anlatsanız. Arkadaşlar, yani yapacak olan arkadaşlar, hani benim şeyim gene yapmasınlar ama hani en ufak metot bir ay boyunca ya da 40 gün et, süt, yumurta, hayvansal herhangi hiçbir şey yemeyecekler. Sadece sebze. O bir ayın sonunda vücutları zaten onları yemediği için biraz daha rahatlayacak, biraz daha yumuşayacak. Yani elektrikleri onunla bir gelecektir büyük ihtimalle. Görecek. Allah. Görürse o bir ay, 40 gün içinde. Bu da net değil tabii. Tabii yani, çünkü kişiden kişiye bağlı dedik ya. Hı hı. Görürse bayılma şansı da var. Allah gözüne, yani lal da kalabilir. Allah Allah. Tabii. Birinci metodu öğrendik. Evet. Yine tabii kimse denemesini istemem arkadaşlar. Altta da yazacağım zaten. Sakın denemeyin diye. Sonucunda kötü şeylerle karşılaşabiliriz. Allah evet. Muhafaza eylesin inşallah. Amin amin. Şimdi bazı insanlar vardır ki, mesela örnek verelim, ben bir çekime gitmiştim hocam bundan bir sene evvelinde. Biz çekim yaparken bize dediler ki burada bir adam yaşıyordu, cinler onu öldürdü. Böyle bir şey mümkün mü? Cinler insanları öldürebilirler mi? Şimdi cinler insanları öldürebilirler mi? Yani şu şekilde olaylar oluyor. Şimdi eğer sen cinle bir anlaşma yaptıysan, cine zarar verdiysen ya da herhangi bir hazineye bulaşıp işte ortaklık yaptıysan onlarla birlikte ve bunun sözünü tutmadıysan, direkt birebir de gelip hemen öldürmezler. Uğraşırlar. Seni önce çıldırtmaya çalışırlar. Allah. Tabii ki ondan sonra sen kendine zarar verirsin. Artık dayanamaz güce gelirsin. Sen kendine zarar verirsin. Ya dayanamazsın çünkü o kadar yani kabile cinnet, olarak geliyorlar. Cinnet oluyorsun. Tabii ki tabii ki tabii ki. Yani bu. Ve gelirler, kendileri yaptırtırlar. Yani artık sen dayanamazsın. Al onu. Kes kendini. Hani hoşlarına gider kan. Pislik. Kendini öldürmen. Yani o şekilde olur geneli yani. Geçen sizden evvel buraya bir dostumuz geldi Diyarbakır'dan, takipçimiz. Allah razı olsun. Bu arkadaş geldiğinde de mesela ona ben sordum, kanı çok mu seviyorsun diye. Kan benim en sevdiğim şey dedi. Evet. Onu sallatsaydı ve onun gerçekten sıkıntıları aşırı derecede var. Rabbim muvaffak eylesin onu inşallah. Amin. Muhafaza eylesin amin, diyorum. Amin inşallah. Biz elimizden geldiğince elimizden ne gelirse yapmaya çalıştık ama kendisi kabul etmiyor. Tedaviyi kabul etmiyor yani. O da bir gerçek. Cinli hastalar tedavi kabul etmiyor. Evet evet, edemezler. Yanımıza da getiremezler zaten. Korkar. Mesela hocaya gidiyoruz diyorsun. Ben gelmiyorum. Bayılmaya çalışıyor ya da bayılıyor. Bir bahane bulup gelmiyorlar bir şekilde yani. Evet. İlginç bir soru. Sevmediğimiz bir insana bir cin musallat ettirebilir miyiz? Yani şimdi bunda iyiler ve kötüler var. Sevgili Muhammed, şimdi iyi olanlarını hiçbir şekilde bu tarz bir şey yaptırtamazsın zaten. Müslümanlardır. Beyaz giyinirler. Uzun sarıklı arkadandırlar. Evlerimizde genelde işte tepelerde, köşelerde insanlar onlara basmasın diye bulunurlar. Hmm. Durur. Namaz kılınan bir evse onlar da aynı şekilde namazını kılar, sana yardım eder yani. Hani sen aman ona zarar cemaat verme diye. Yaparlar yani. Yani hani öyle düşün. Hani devamlı seninle birliktedirler yani. Aslında şu anda buradalar. Ama kötüleri yok. Var mı? Var. Evdeyken namaz kılınan bir evde gelmezler kötüleri. Niye? Çünkü ibadet ediliyor. Namaz kılınıyor. Birisine de musallat ettireceğimiz zaman şimdi musallatın sonuçları var. Hocaya da. Eğer çağrıldı, davet edildi, şuna şu yapıl dediği zaman sana diyor ki sen de benim için bir şey yapacaksın diyor. Cinler alemi karşılıklı çalışıyor. Evet yani şeylerden, kötülerinden bahsediyorum yani. İfritlerden, iblislerden, zaten can, tan, kan, bunlar da bin çeşitine ayrılır kendi arasında. Vay be. Tabii. Orada ses kaydediyor muyuz? Evet ediyormuşuz, tamam.
Hocam yine bir soru. Göz perdemiz var. Doğru mudur? Evet. O göz perdesi sayesinde biz onları göremiyoruz. Okey. Peki bu göz perdesini nasıl kaldırabiliriz? Ve kaldırırsak özellikle nasıl yapmamız gerekiyor? Nasıl bu göz perdesi kalkar buradan? Şimdi gözlük gibi çıkartıp atabiliyor muyuz yani? Yok, tabii ki de öyle değil de. Şimdi öncelikle bir insanın gözünün perdesi kalkması için, kalp gözünün açılması için, yani keşfinin açılması için. Çünkü kalktığı zaman her şeyi, varlığı görürsünüz. İnsanda ne var? Sağda solda, etrafında neler var? Kim ne surette? Kim ne halde geziyor? Kim her ne şey, yapmış? Her şeyden haberdar oluyorsun. Tabii ki, tabii ki yani. Bu da ilginç bir şey aslında. Ama bizim insanımızda şu var, hani bunları çok istiyoruz. Bu tarafa doğru bir çabalama yok. Çaba yok. Hani tamam ya. İstek var ama istek çaba var, çaba yok. Yani namaz kılmak, ibadet etmek zor geliyor. Ondan sonra bunları istiyorsun. Bulaştın mı da cin sıkıntısı oluyor yani. Göz perdeni açmak için tabii ki ayetlerden var. Ama öncelikle 5 vakit namaz. Bunlar önemli. Namazında, niyazında, abdestli olacaksın. Her zaman için söylüyoruz. Yani çünkü Allah-u Teala'nın takdiri bu sana. Bunları yapıp kişif ayetleri dediğimiz ayetler var. Onlar okunduğu zaman gözümüzdeki perde zamanla ilerledikçe Allah'ın izniyle kalkar. Cinleri bize tarif edebilir misiniz? Cinleri size tarif edebilirim. Evet. Sevgili Muhammed, şimdi öncelikle siyah, kıllı, yüzleri de kıllıdır. Gözleri fal taşı gibidir böyle. Bayağı bir büyüktür. Allah Allah. 1.60 boylarındadırlar. Genelde insanlar diyor, aa ufak bir şey gördüm. Geçti. Hayvan kılına girebilirler. İnsanların kılıklarına girebilirler. Ama genelinde 1.60'tır. Tabii kabile kabile değişir. 1.60'tan gökdelen kadar dahi büyüyenler olur. O kadar yani tabii ki Hazreti Süleyman zamanında neler neler kaldırıyorlardı, neler yapıyorlardı yani. Ama yani, şekilden şekle girerler devamlı. Hani bir şekilde bunlardır diyemezsin yani. Yani bize farklı bedenlere bürünerek gözükebilirler. Tabii ki. Tabii ki. Mesela sen evde oturursun. Bazen zannedersin arkadaşın geldi. Girer içeriye. Gayet arkadaşındır. Espri mokara yaparsın. Tam çıkarken telefonun çalar. Arar, kanka sana geliyorum, neredesin der. Dalga mı geçiyorsun oğlum? Şimdi çıkmadın mı benden zaten? Dersin. Bu şekilde de olabilir. Allah. Girerler. İstediği surete girebilirler yani. İnsan suretleri. Bu da ilginç bir olay. Öğrenmiş olduk. Peki yine sorularımız var. Onlara bakalım neler sorulmuş diye. Sen görüyor musun namaz kıldığında? Mesela şu an karşında var mı yani? Yok. Şu an görmüyorum karşımda. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bir iki haftalık çalışma yapman gerekiyor ki davet ettiğin gelirse görürsün. Onlar istemediği sürece kolay kolay göremezsin onları yani. Evet. Peki hocam, diyoruz ya evlerde cinler vardır. Peki nerelerde vardır özellikle? Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle korkan bir insan aynalara fazla bakmasın. Tuvalette, banyoda fazla kalmasın. Karanlıkta fazla kalmasın. Evlerin dediğimiz gibi yani iyi olanları duvar köşelerinde bulunur. Kötüleri zaten tuvalette, banyoda. Ve bir de gece bulaşık bırakmasınlar. Yani bulaşık bırakmasınlar çünkü senin artıklarını gelip onlar, o bulaşık var ya o kısımda. Hı hı. O biriktirdiğin kısımda onlar gelirler, onları yalarlar, temizlerler. Allah. Yani belki de pislerler bile yani. O yüzden geceden bırakmayın diyoruz yani. Hocam, cinler zaten ateşten yaratılmışlar. Hani bu seni yakarım kelimesi saçma değil mi? Zaten ateş yani, neyi yakıyorsun sen daha? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi bir bedendeyken girdikleri zaman şimdi onların bir enerjisi var. Sonuçta enerjiler. Enerjiler ki duvardan geçebiliyorlar, vücuda girebiliyorlar. Evet. İşte hızlı bir şekilde hareket edebiliyorlar. Enerji oldukları için Kur'an ayetleri elhamdülillah, Allah'a şükürler olsun ki en ufak okuduğunda cin suresini, Kur'an ayetlerinin daha yüksek enerjileri var. O yüzden bunlar bu enerjiye dayanamıyorlar, çıldırıyorlar. Kaçacak delik arıyorlar ve budur yani yakacağım derken enerjiyi sen daha fazla okuduğun için, Kur'an ayetlerinin enerjisinin fazla olduğu için duaların, o ondan enerjisine dayanamayıp yanar yani. O şekilde dayanamaz. Anladım. Yani yakarım kelimesi bu. Evet. Öyle mi? Tabii. Aslında onlara böyle bir ateşte yakmak değil mevzu yani.
Yani okunduğu zaman tabii ki onlar böyle vücutları alev alıyormuş gibi dayanamıyorlar. Daha fazla üstüne gittiğinde, sıkıştırdığında köşeye okuyorsun. Okuduktan sonra vücuttan çıkıyor. Yani ya çıkar ya da kağıtla. Nedir kağıt olayı? Kağıtta o karşısındakinin kimse ismi alınır. Belirli ritüeller, belirli şeyler yapılır. Sonra çakmakla yakarsın. Yakarım. Böyle bir şey de var. Bize bunu söylemiyorsun ama. Hadi bakalım. Şimdi bu tarz sorularımız çok fazla gelmiş. Yine ona benzer sorular var. İnsan şekline de girebiliyorlar. Yani insan gibi gözükebiliyorlar. Peki ya onları biz nasıl ayıracağız diğerlerinden? İnsanlardan yani. İnsanlardan nasıl ayıracaksınız? Yani insanlardan ayırmanız biraz zor. Çünkü benim kılığıma da girebilirler. Senin kılığına da girebilirler. Ama yanındayken ayaklarına bir bakın. Ya da insanlarla otururken, oturmadan, görüşmeden önce Ayetel Kürsi'yi bilenler okuyup diye bir üflesin karşısındakine. Baktınız böyle bir ürperiyor, oynuyor, rahatsız oluyor iyice. Ya musallat vardır ya da onlardan biridir zaten, dayanamayıp gider yani. Allah. Ama önemli olan ayaklarına bakın. Ayakları kötülerin tersidir. İyiler zaten o şekilde bir şey yapmaz yani. İyiler bir şey yapmaz zaten, doğru. İyiler, Müslümanlar. Peki hocam, cin musallat olduğu zaman bir kişiye, o kişi neler yapabilir? Yani musallatın belirtileri başlıca nedir? Başlıca nelerdir? İlk başta uykuysa uykusunu alamaz. Halsizlik olur. Devamlı böyle vücudunda, belirli bölgelerinde uyuşmalar olur. Aynalara baktığında sanki baktığında biri beni izliyormuş hissi. Yatarken, uykusunda, rüyasında korkunç değişik varlıklar görebilir. İşte banyodayken arkamdan devamlı biri beni mi izliyor? Bunlar. Yani bir takip ediliyor gibi bir şey. Evet. Devamlı. Yese yemek, yediği yemekten bir şey anlamaz. Doydum mu, doymadım mı bir şey yaptığı zaman ya unutkanlık. Unutur. Çokça unutur. Ne yaptın? Şunu şuradan alsa, şuraya koysa unutur belki. Yani öyle hastalarımız da var yani. Anladım. Ama aynalara fazla bakmasınlar gece. Gece de bayanlar fazla duşa girmesinler yani. Gece, genellikle gece girmesinler. Alabilecek ya, ihtiyaç varsa. Halsizlik de bu durumların içerisinde. Tabii ki halsizlik, uyku uyuyamama, vücudun belirli yerlerinde titremeler. Aşırı porno filmi izlemek bir cin musallatının belirtisi midir hocam? Yani musallatının değil de sataşmasının. Yani çünkü ibadet yoksa, namaz niyaz yoksa seni iyice yoldan çıkarmak için devamlı vesvese verir. İzle, yap, işte şuna bak, sen şöyle yap. Kötülüğe. Tabii ki devamlı. Devamlı bir kötülük içinde olursunuz. Hani bazen kendiniz dersiniz ya ben ne yapıyorum? Da ben ne yaptım? Nereye geldi? Kim beni bu duruma getirdi? Sonra o size karşıdan bakar ve güler. Hocam bir define var. Diyelim ki o defineyi nasıl çıkartabiliriz oradan? Bazıları diyor ya hani defineyi cinler koruyor, işte koruma cinleri var falan gibisinden. Evet. Peki ya biz bu cinleri nasıl yok eder de o defineyi oradan çıkartıp böyle alabiliriz? Alabilirsiniz. Şimdi tabii ki belirli tılsımlar, belirli büyüler yapılıyor defineler alınmasın diye ve başlarında görevliler oluyor. İşte adam diyor kazdıkça kurbağa çıkıyor. Arılar geldi, etrafımızı köpekler sarmaya başladı ve sesler duruyor. Ha evet, kazıyor mesela, oraya gitti o alana. İki defa kazıyı vurduktan sonra bakıyor etrafında bir şeyler var. Hayvan sesleri, kurbağalar. Onu alabilmek için oraya gidip, yani o define işiyle uğraşacak bir hoca, herkes uğraşmıyor çünkü. Gidip onunla anlaşma yapıp, anlaşmayı bozup ya da onu oradan göndermesi gerekiyor ki gönderdikten sonra rahatlıkça çıkarıp alabilsin. Ama diğer türlü tılsım, koruma olduğu zaman onlar almak imkansız yani. Taşırlar zaten hazineyi. Götürürler. Anlamazsın. Boşa kazarsın. Sen kazdıkça alttan gider. Götürürler evet. Ya daha aşağı çekerler. Ya da farklı bir yere taşırlar. Peki hocam. Cinler dumanları neden seviyor? Duman ile cinin alakası nedir yani? Şimdi onlar elektrik, enerji dedik ya, enerjiden yaratıldıkları için böyle bir toz dumanı gibidir yani böyle. Uzaktan o zaman böyle içinde dolaşabiliyorlar bir şekilde. Seviyorlar. Nargile dumanı, sigara dumanı.
Cinler ile evlilik mümkün müdür? Şimdi cinler ile evlilik yani mümkündür. Evli olanlar vardır ama şimdi adam var, tek, korkuyor. Görmüş, ona güzel görünmüş. İstediği tarzda görünmüş. O şekilde evleniyor ama onların kabile kısmında evleniyor yani. Öteki. Bizdeki gibi burada hani insan kıymıyor nikahlarını. Onlardan bir cinni kıydığı için adam otomatik olarak ona dersi yapmak zorunda kalıyor. Allah Allah. Tabii ki sıkıntıya düşüyor. Peki gerçekten bir cinden bebek olabiliyor mu? Böyle bir şey var mı? Sen ben göremeyiz seni etrafta. Ama alemler farkında. Tabii ki tabii ki. Peki, kalp gözünde çıksa. Doğuran anne mesela o görebilir mi? Kendi evladı olacak sonuçta yani. Yani bir genelde görür. Erkeklere genelde hani bu tarzda bayanlar musallat oluyor. Hmm. Onlar yaptığı zaman hatta bir tanesine sormuşlar hani neden evlenmiyorsun bu yaşa kadar? Siz ne diyorsunuz? İki tane çocuğum var benim. Allah. Diyor. Bu şekilde olaylar var ve cinler genelde bayanlar rüyalandığında çok hoşlarına giderse erkekleri yani rüyalarında girerek rüyalarına girerek daha doğrusu ilişkiye girebiliyorlar. Gerildiği zaman ya hocam işte neden patlamıyor, dalga mı geçiyorsunuz falan fiskos gibisinden sorular da olabilir. Ama onlar da sizi zevklendirebiliyorlar. O şekilde ilişkiye girebiliyorlar yani. Allah Allah. Tabii ki. Peki hocam cinlerle alakalı bir olay. Yine biz diyoruz ya incir ağaçları, tabii çekime gittiğimizde bir incir ağaçlarını gördüğümüzde evet bunun altındalar diyebiliyoruz. Çünkü bize böyle söyleniyor. Enerjinin de olduğunu mesela bir çekime gittiğimizde bir gün cinlerle alakalı çekim yapıyorduk zaten yine. İncir ağacı vardı ve incir ağacının altına gittiğimizde böyle yoğun bir enerji değil hissettik. Mi? Rüzgar hissettik ya bir de böyle rüzgar yüzümüze doğru vurdu yani. Nedir bu incir yani, ağacının olayı? Yani incir ağaçlarını seviyorlar. Onlar için bir ev orası. Ve devamlı orada bulunuyorlar. Yani tabii ki gidip de oraya küçük su dökmek ya da onları rahatsız etmek. Hani bu olmaz, bu olduğu zaman sizi rahatsız etmeye başlıyorlar, görünebilirler bile. Hani onların evi, onlar orayı kabullenmişler. İncir ağacını gerçekten çok seviyorlar. Hani incir ağacının kökleri yere salındığında bile diyor hani onlar gelmeye başlarlar diyor yani tohumken bile. Öyle düşün. Seviyorlar yani incir ağacı onlar için bir vazgeçilmez. Kötüleri için. Şöyle bir sorumuz var. Neden büyü bulduğumuzda veya benzeri bir tılsım vesaire bir şey bulunduğunda evde hocalarımız bizim onu dereye atmamızı emreder. Neye akarsuya atmamızı emreder? Şimdi öncelikle bu tarz işte muskadır herhangi bir büyüye dair bir şey bulunduğu zaman yazı yazmışlardır. Alıp onu önce sirkeli suya koymaları, bekletmeleri gerekiyor 3 gün boyunca. Sonra denize atılır. Akarsuya denize atılmasının sebebi onlar oraya atıldığında bir su akıyor değil mi? Hı hı. O onu komple yazısını, yapılanı alır, temizler, atar, bozar yani. Anladım. Denize attığımız zaman da ne olur? Yani deniz aslında ferahlıktır. Deniz ucu bucağı yoktur. Oraya attıktan sonra o silinir. Ondan sonra büyünün etkisi ne kadar yapılmışsa azalmaya başlar yavaş yavaş. Anladım. Yani büyüleri bulduğumuzda buradan bir haber olsun insanlara. Tabii. Mutlaka onları akarsuya atmalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Öncelikle tabii sirkeli suya koymaları gerekiyor 3 gün boyunca. O yazıları falan silindikten sonra denize atsınlar. Onlar orada kaybolur. Gider. Parçalanır yani. Güzel program oldu. Teşekkür ederim hocam. Ben bayağı teşekkür ederim. Sorularımız vardı. Aşağı yukarı 20-25 tane soru sorduk sizlere. Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederim izlediğiniz için. Sonuna kadar sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hocamız yine gelecek. Yine beraber sohbetler edeceğiz. Bugünkü sohbetimiz, yüzleşmemiz bu şekilde olmuş oldu hocam. Teşekkür ederim Muhammed. Her İnşallah. Şey için çok sağ olun. Arkadaşlar videoyu tamamen siz bilgilenmeniz açısından çektik. Burada hiçbir şekilde ticari kaygı, hiçbir şey yok. Tamamen bilgilenin diye. Vermiş olduğumuz bilgiler de kesinlikle hocalarımızdan kaynak alınarak yapılmıştır. Evet, evet. Yani bu işlerin uzman olan insanları vardır. Onlardan kaynak alınarak yapılmıştır. Çok sağ olsun hocam. O da yardımcı oldu bizlere. Estağfurullah. Tekrardan inşallah buluşuruz, görüşürüz. İnşallah sevgili Muhammed. Seyircilerimizle tekrardan buluşmak, görüşmek dileğiyle diyorum. Sizleri bugünlükte, bu akşamlıkta yüce olan Rabbimize emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu inşallah.